Herkese merhaba. Başlıktan da anlaşıldığı üzere okulu neden, nasıl, niçin ve ne zaman bıraktığımı biraz detaylı bir şekilde anlatacağım. Tabii ki sizi sıkacak detaylar değil bunlar. Merak edeceğinizi düşündüğüm şeyler. Ben bu kanalda sizlerle hayatımdan kesitler, kendimle ilgili şeyler, gerek tecrübe olsun, gerek hayatımda yaşadığım herhangi bir olay, iyi veya kötü, sizinle paylaşmayı seviyorum. Çünkü burada aslında büyük bir aile sayılırız. Yani sizden de her zaman sorunlarınız olduğunda bana yazmanızı istemiştim. Ve ben de bu yüzden bir sorunum olduğunda veya size söylemek istediğim bir şey olduğunda, hayatımda büyük bir değişiklik olduğunda size haber verme, size söyleme gereği duyuyorum. İlk olarak okulla ilgili kısımdan bahsedeceğim. Daha sonrasında da böyle okulu bırakmamın şerefine bir alışveriş yaptım. Kutlama niyetine. Büyük alışverişi size göstereceğim. Kanalımda zaten ilk videolarımda alışveriş videosuydu. Bunun için alışveriş videolarının benim için ayrı bir yeri var. Bu yüzden bir nevi alışveriş değil de favoriler videosu gibi de olacak aslında. En beğendiklerimi yine size göstereceğim. Tavsiye ettiğim ürünleri de göstereceğim. Ama öncelikle şu okul işini bir netleştirelim. İlk olarak kanalımı uzun zamandır izliyorsanız zaten benim şu an üniversiteye gittiğimi biliyorsunuzdur. Hatta hangi üniversiteye gittiğimi bilenleriniz de vardır. Bu arada kanalıma ilk kez geldiyseniz, hukuk bölümünü tercih ettim fakat İngilizce hazırlık okuyorum Yaşar Üniversitesi'nde. Şimdi ben senenin başında, bizim bölümümüz %30 İngilizce olduğu için ve hani ben açıkçası üniversite hayatını biraz cazip bulduğum için üniversiteyi de uzatmak adına hazırlık sınavında bilerek ve isteyerek kalmıştım. Yani ilk sınava girmedim. İkinci sadece düzey belirleme sınavı tarzında bir şeye girdim. Onda da hani İstemediğim bir kurdan başlamamak için, gereksiz bir kurdan başlamamak için diyeyim. Hani bildiklerimi tekrar öğrenmek istemediğimden. Hazırlığa başladığımda, belki siz de ileride hazırlık okuyacaksınızdır. Belki şu an üniversitede bölüme geçmişsinizdir. Hani vize, final tarzında sınavlarımız oluyor. İşte bunlar quizler oluyor. Tabii üniversiteden üniversiteye değişiyor. Bizim üniversitemizin hazırlık bölümü gerçekten iyi ve hani sizi gerçekten uğraştırıyorlar diyeyim. Sizin kendinizi geliştirmeniz için bir takım ödevler veriyorlar, bir takım projeler veriyorlar. Yani lise gibi ama lisenin daha kısa süreni gibi düşünün. Yani böyle performans tarzında ödevlerimiz oluyordu. İşte quizlerimiz oluyordu. Tabii bunlar vize ve final yerine geçiyordu. Kuru atlama sınavlarımız vardı. Her neyse bu kısmı daha fazla uzatmayacağım. Kısacası ben 3 ay kadar bir İlk kuru okudum. Her kur 11 hafta. Bitirdim. Bir üst kura geçtim. Ve yarı dönemde bize bir hazırlık atlama, bitirme sınavı yaptılar. Bazı insanlar ilk etapta geçemiyor fakat yarı dönemde bitirip direkt bölüme geçiyor. Bu yüzden hani böyle bir kolaylık sağlıyor okulumuz diyeyim. Yarı dönemde ben de bitirme sınavına girdim açıkçası. Çünkü bir süre sonra hani o projelerle, ödevlerle uğraşmaktan gerçekten yoruldum. Evet, hani bana gerçekten birçok şey kattı. İngilizce anlamında bilmediğim çok fazla şey öğrendim ama yine de biraz okul hayatından uzaklaşmak istedim açıkçası. Hani çünkü 2 yıl boyunca sınav yılıma nasıl hazırlandığımı ben zaten EGS, LYS serisi altında videolar çekmiştim ve bunda size sınava nasıl hazırlandığımdan bahsetmiştim ki bu süreç 2 yıl kadar bir süreçti. Bu yüzden ben çok yorulmuştum. Yani hani üniversiteye geçerken bile geçesim yoktu yani. Ben en başından beri hani böyle biraz ara vermek istiyordum ki yaz tatili bunun için yeterli değildi. Çünkü kayıt işlemleriyle uğraştık, sınav sonucunun açıklanmasını bekledik vesaire. Bunlarla geçti yine. Yani sınavın dışında ama içinde gibiydi. Bu yüzden ben biraz dinlenmek istedim. Artık böyle dönemin ortalarına geldiğimizde bu daha doğrusu hazırlık bitirme sınavına geldiğimizde ben artık şey oldum yani hani, okumak istemiyorum, okumak istemiyorum falan demeye başladım. Gerçekten çalışmaktan çok yorulmuştum, okul ortamından, kitaplardan artık gerçekten bıkmıştım. Ve hani bu şekilde bir 5 ay, 6 ay daha geçirip hazırlığı sürdürüp sonra bölüme geçecek yüreğim yoktu gerçekten. Bu yüzden hazırlık bitirme sınavına deli gibi çalıştım diyeyim yani hani. Yarı dönemde bitirme sınavını da geçtim yüksek bir puanla. Hani bizden beklenen puanın son derece yukarısındaydı. Tabii ki bölüm için bu İngilizcem, şu anki İngilizcem yeterli mi derseniz şu an emin olamıyorum. %30 İngilizce evet ama hani ben yurt dışına bir eğitim düşündüğüm için yaz tatilinde şu an bunu sorun etmiyorum.
Daha sonrasında bu sınavı geçtim ve direkt kayıt dondurma dilekçemi verdim. Yani dediğim gibi okulu aslında bırakmak istiyordum ve bunun için gerekli işlemleri yapmam gerekiyordu. Ve işte bizim ara tatil bitti. Artık böyle herkes okula başlıyor. Yani ikinci döneme başlıyor. Bir ay geçti ve benim hala kayıt dondurma işlemim sonuç vermedi. Yani geçen hafta artık sisteme giremiyordum. Şu an öğrenci de değilim. Şu an yetişkin işsiz kategorisinde oluyorum sanırım. Ben bu şekilde okulumu dondurmayı tercih ettim. Peki neden böyle bir kararı aldığımı açıkladım tabii ki ama hani sadece kalan 6 ay boyunca da yan gelip yatmayacağım. Yani size de okumayın, çalışmayın, böyle bir şey yapın diye bir tavsiye vermiyorum tabii ki. Benim buna ihtiyacım vardı ve bunu hani sadece 6 ay yatarak geçirmeyeceğimi bildiğimden böyle bir şeyi istedim. Yani yine direksiyon kursuna gitmem gerekiyordu. Bunu aradan çıkarmak istedim. Yine yurt dışında dil eğitimi ayarlayacaktım. Bu yüzden böyle bir tatil istedim. Biraz da açıkçası kitap okumak, puzzle yapmak, YouTube kanalımla ilgilenmek, farklı şeyler denemek, spor yapmak, bu tarz şeyler için aslında biraz kendime mola verdim. Evet, okudu, neden, nasıl, niçin, ne zaman dondurduğumu tüm sorulara yanıtladım sanırım. Yine aklınızda bir soru kaldıysa yorumlara yazabilirsiniz, cevaplarım. Benim okulu bırakma sürecim bu şekilde. Tabii ki Eylül ayında yine hukuk bölümüne, yani asıl kendi bölümüme başlayacağım. Şimdi benim okulu bırakma şerefine yaptım. Alışverişi göreceksiniz ve gerçekten büyük bir alışveriş. Yani bu herhalde şu ana kadar kanalımda görebileceğiniz en büyük alışveriş videosu olacak. Ama size göstereceğim ürünlerin linklerini aşağıda yer vermeye çalışacağım. Artık hangilerini bulabilirsem. Belki almak istedikleriniz vardır. Belki çok beğendiğiniz şeyler olabilir. Bu yüzden aşağıya linklerini bırakacağım. Açıklamalar kısmına bakmayı unutmayın. İlk olarak Migros'tan böyle bir hoparlör aldım. Yanında da böyle bir kablosu geliyor. Bu kabloyla şarj edebiliyorsunuz bu hoparlörü. Bunun adı Urban Sound. Şurada gördüğünüz gibi hoparlör kısmı var. Aşağıda bir takım tuşlar var. Burada işte Bluetooth, ses ayarı veya ışık ayarları var. Bunun açtığınızda 7-8 farklı renkte yakabiliyorsunuz bu üstüne dokunarak. Yani aslında dokunmatik bir şekilde renk ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Renkler zaten burada. Şunu da söyleyeyim. Hem renk ayarı var, hem parlaklık ayarı var. Yani siz isterseniz çok düşük bir şekilde de yakabilirsiniz. Çok yükseltip odayı da aydınlatabilirsiniz. Ses kalitesini de beğendim. Bunun fiyatı 50 liraydı sanırım. Bu açıkçası çok yüksek beklentiyle almadım ama gayet beklentimi karşıladı. Hatta altında şöyle bir asma kancası da var. Yani bunu istediğiniz yere takıp bu şekilde de dinleyebilirsiniz. Daha sonrasında biraz kozmetiğe döneyim. Çünkü giyim kısmı bayağı uzun sürecek. İlk olarak bununla başlamak istiyorum. H&M'den böyle bir anahtarlık aldım. Eyeliner, bir kaş jeli var ve bir de maskarası var. Yani bunlar mini boy makyaj malzemeleri. Acil zamanlarda kurtarıcınız olabilir bu üçlü. Bir de tabii bunun lip gloss'lu olanları vardı. Bunun fiyatı 7 liraydı. H&M'e giderseniz bakabilirsiniz. İndirimdeyken aldım. Fiyatı değişmiş olabilir. Daha sonrasında Pink Icon diye bir siteden bir pembe, bir de gözümde şu an görmüş olduğunuz, yaklaşsam görünür mü? Tabii bunların linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Hani ben böyle söylüyorum ama yine de aşağıdan detaylı olarak ürünlere ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi böyle iki farklı renkte lens aldım. Zaten ben renkli lens takmayı çok seviyorum. Ayrıca gözlerim bozuk olduğu için de zaten lens takmak zorundayım diyebilirim. Çünkü gözlük kullanmayı hiç sevmiyorum. Bazı lensler aylık, bazıları yıllık, bazıları günlük. Bu yüzden alırken dikkat edin. Bir de eğer gözünüz bozuksa numarasına göre almayı unutmayın. Gratis ve Watsons indirimlerini asla boş geçmediğim için bir takım şeyler aldım. Bunları göstereceğim şimdi. İlk olarak böyle bir vazelin aldım. Vazelinin krem sprey. Krem sprey yok. Sprey kremi. Krem spreyi. Sprey kremi.
Kremi ben tek tek hani vücuduma uygulamaya çok üşendiğim için bu sprey şeklinde olduğu için direkt sıkıyorum ve gayet güzel bir şekilde nemlendiriyor. Çok güzel bir kokusu var ve benim gibi üşengeçler için inanılmaz kullanışlı. Tavsiye ederim. Bunun fiyatı 17-18 lira civarıydı indirimdeyken yanlış hatırlamıyorsam. Hatta 15'e kadar düşmüş bile olabilir. Böyle bir vücut losyonu aldım. Ben aslında bunun vücut jelini zaten kullanıyordum ve kokusuna gerçekten aşık olmuştum. Çok güzel. Üzerinde de yazdığı gibi zaten vanilyalı ve Hindistan cevizi karışımı. Daha sonra Watson's ödülleri adayı olan Urban'ın kuru şampuanını aldım. Özellikle Hindistan cevizi olanını aldım. Çünkü Hindistan cevizi kokusuna gerçekten bayılıyorum. Böyle bir sprey aldım. Bunu biraz yakınlaştırayım. Bu gördüğünüz gibi E vitaminli bir yüz spreyi. Doğal maden suyu içeriyor. İçerisinde aslında çok fazla mineral ve vitamin var bunun. Yüzünüze uzaktan yatarken veya kalktığınızda bir kere sıkmanız ve parmaklarınızı da şöyle masaj yapmanız yeterli oluyor. Farklı markalarında vardı. Artık hangisi hoşunuza gidiyorsa onu deneyebilirsiniz. Benim kesinlikle önerdiğim şeylerden biri bu. Milkshake'in böyle bir saç köpüğünü aldım. Yaklaştırayım. Milkshake'in en büyük özelliği saçınıza zarar vermiyor ve gerçekten inanılmaz güzel kokuyor. Tam bir milkshake kokusu. Hani bu elinize köpüğü sıktığınızda yiyesiniz geliyor. Tabii ben yedim. Tadı son derece acıydı. Hiç tavsiye etmiyorum yemenizi ama saçınızda sürdüğünüzde gerçekten hem çok güzel şekil veriyor hem çok güzel kokmasını sağlıyor. Yani arkadaşlarımın söylediğine göre benim saçımın kokusu daha koridorun başından alınıyormuş. Bu yüzden bunu da denemenizi tavsiye ederim. Linklerini bulabilirsem yine aşağıya koyacağım. Böylelikle ulaşmanız daha kolay olur. Benim sürekli bir döngü içerisinde aldığım makyaj temizleyicilerinden biri Diaderme'nin bu yatıştırıcı gül sulu makyaj temizleyicisi. Bu parabensiz, silikonsuz ve parfümsüz. Bu yüzden tercih ediyorum. Çünkü benim cildim gerçekten çok hassas. Çok çabuk tahriş olabiliyor, çok çabuk kızarabiliyor. Ama şu ana kadar deneyip de en çok beğendiğim makyaj temizleyicilerinden biri bu. Bu yüzden bunu da tavsiye ederim. Sizin de cildiniz benimki kadar hassassa. Daha iyi önerileriniz varsa da tabii yorumlara yazabilirsiniz. Denemek isterim. Dormar'dan böyle bir CC krem aldım. Bu CC krem 36-37 liralardan 15 lira gibi bir fiyata düşmüştü. 15 faktörlü bir güneş koruma sağlıyor. Aynı zamanda zaten CC krem önceden kullananlar biliyordur. Kırmızılıkları nötralize ediyor. Tabii ki fondöten gibi bir kapatıcılığı yok. Çok ağır bir şey değil fakat dediğim gibi kızarıklıkları kapatıyor. Benim özellikle şu bölgelerim inanılmaz derecede kızarıyor. Aynı zamanda baz olarak da kullanabiliyorsunuz bunu. Yani fondötene hazırlık olarak. Ben bunun üstüne bazen fondöten de sürüyorum. Daha sonrasında şöyle iki tane set aldım daha doğrusu. Bir tanesi gördüğünüz gibi hem içerisinde bir fırçası hem de süngeri olan. Diğerinde de 3 farklı silikon var. Yani aslında bunların yapısı slime'a benziyor desem yalan olmaz. Kesinlikle fondöten türü ürünleri yutmuyor. Hani mesela şu tarz bir sünger kullandığınızda makyajınızda fondötenin bir kısmı bu süngerde kalıyor. Ama bunlarda kesinlikle öyle bir sorun olmuyor. Bu yüzden deneyebilirsiniz. Şimdi giyim bölümüne geçiyorum. Bu bölüm biraz daha uzun sürecek. Olabildiğince kısa kısa anlatacağım. Hatta bazılarının fiyatlarını bile geçebilirim. Bu yüzden şimdiden özür dilerim ama çok fazla zamanınızı da yemek istemiyorum. İlk olarak ayakkabılarla başlayayım. İki farklı bot aldım. Bir tanesini Koton'dan, bir tanesini de internet sitesinden White Market USA'den aldım. İkisinin de linkini bulup koymaya çalışacağım. Koton'un bu botunu 50 lira gibi bir fiyata aldım. Artık kış yavaş yavaş bittiği için birçok yerde botlar, montlar inanılmaz derecede ucuz fiyataydı. 110 liradan 50 liraya düştü. Ve ben böyle parlak şeyleri çok sevdiğim için ayrıca çok fazla topuklu ayakkabım da olmadığı için aldım. Giydiğimde de gayet rahattı. Özellikle kalın topuklu olması yürümeme çok kolaylaştırdı diyebilirim. Daha sonrasında dediğim gibi White Market USA'den yani bir internet sitesi üzerinden bu botları aldım. Mavimsi bir grilikte. Kadife botlar. Bunlar da yine çok rahat. Hatta ben bunlarla dans bile ettim. Bildiğim kadarıyla bu da indirimdeydi. Yine aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Bunu aldığım sitede siyahı ve sanırım kahverengi tonu da vardı. Yine aynı internet sitesi White Market USA üzerinden bir ceket aldım. Bu ceket de gördüğünüz gibi bir kot ceket. Kumaşı son derece rahat, hafif,
ve yumuşak aslında bir kot cekete göre. Gördüğünüz gibi hafif yırtıklar var ve burasında birkaç yazı var. Ama beni asıl cezbeden kısmı bunun arkasındaki baskısı oldu. Where is my mind yazısı. Ben direkt zaten arkasını görünce ceketi almaya karar verdim. Bunu da yine linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bu da yine indirimde olan bir üründü sitede. Daha sonrasında yine aynı internet sitesi White Market USA'den. İlk bakışta dümdüz bir siyah sweatshirt'e benzeyen bir şey aldım. Ama bunun çok güzel bir özelliği var. O da kolunda olan işlemeleri. Şimdi bu şekilde göstereyim. Kolları evet biraz fazla uzun ve bu tek bedende. Bu şekilde bir ejderha deseni var. Açıkçası işlemesi inanılmaz güzel ve son derece kaliteli. Eğer bu tarz şeylerden hoşlanıyorsanız hafif böyle uzak doğu havası var aslında bunda. Tek beden olduğu için bana biraz büyük geldi fakat yine elbise gibi olmadı. Keşke elbise gibi olsaydı da elbise gibi giyseydim. Kotondan böyle bir kazak aldım. Üstünde gideniz kabukları bana böyle Disney prenseslerinden Ariel'i anımsattı ve ben Ariel'i çok severim. Bunun fiyatı 20 liraydı sanırım. Yine kotondan böyle bir kazak aldım. Bu da yine ilk bakışta dümdüz siyah bir kazak gibi duruyor ama yakası gördüğünüz gibi biraz geniş. Hatta isterseniz şu şekilde de kullanabilirsiniz ama ben bu şekilde kullanıyorum. Gördüğünüz gibi kollarında biraz gökkuşağı detayları var. Kısa bir kazak yani göbeğinizin hizasında bitiyor diyebilirim. Yüksek bel pantolonlarla tercih edebilirsiniz. Bunun da fiyatı 20 liraydı. Sonrasında Bershka'dan böyle bir elbise aldım. Böyle elimde tutunca pek bir şeye benzemiyor aslında ama gördüğünüz gibi çiçek desenli. Kolları tam oturuyor aslında. Dirsekte bitiyor ve yakasında şu şekilde ipli detayları var. Bu eteğin alt kısmı ise gayet efil efil rahat. Fakat işin ilginç yanı bunun etiketi de bedeni de benim ön zannettiğim kısımda yazıyor. Yani aslında ben bu elbiseyi bu şekilde giyerken aslında giymem gereken şekil buymuş. Bana çok ters geldi. Yani sanki burası daha güzel bir ön olurmuş gibi geldi. Buranın sırtta kalması hoşuma gitmedi ama iki türlü de giyilebilir bu elbise. Artık hangisini tercih ediyorsanız. Daha sonrasında Bershka'dan böyle bir elbise aldım. Elbisenin benim için en önemli kısmı altının şort etek olması. Gördüğünüz gibi şurası açılıyor ve altından şort çıkıyor. Ama bulmakta çok zorlanıyorum. Bu yüzden gördüğünüzde söylerseniz, yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Yine Bershka'dan böyle bir etek aldım. Buradan itibaren yırtmaç. Yani içerisinde aslında kısa mini bir etek var. Üstüne uzun bir etek geçirmişler gibi düşünebilirsiniz. Bunun da fiyatı 20 liraydı. Yani etikette yazan 40 lira gibi bir fiyatı yoktu. Kasaya gittiğimde 20 lira ödedim. Böyle sürpriz indirimlere bayılıyorum. Daha sonra hani ben o kadar şort etek bulamıyorum, bulamıyorum diye ağladım fakat Stradivarius'tan böyle bir şort etek aldım. Şort etek. Yani dediğim gibi çok zor buluyorum şort etek. Bu yüzden gördüğüm an alıyorum. Bu boy bir etekle belki rahat edemezsiniz hani hareket ederken. Ama şort etek olunca çok rahat hareket edebiliyorsunuz. Koton'dan böyle bir ceket aldım. Aslında ben bu ceketleri gördüğümde hep diyordum ki ya zaten iş hayatına başlayınca hukuk bürosunda bundan başka ne giyeceğim, böyle takımlar giyeceğim diyerekten ben bunları hep görmezden geliyordum. Fakat sonra denediğimde gerçekten çok beğendim. Yani şimdiden giymek istiyorum. Bunun fiyatı 60 liraya düşmüştü. Bunun gibi hatta bunun deseniyle neredeyse aynı olan 3-4 tane daha ceket vardı kotonda. Fakat bununki biraz daha kalın. Yani aslında sadece üstünüze bunu alıp çıksanız bile kışın üşümezsiniz. Hani bir kazak gibi, sweatshirt gibi bir şeyin üstüne. Çünkü gerçekten ince bir ceket değil. Daha sonra Adax'tan böyle bir pantolon aldım. Bu pantolonun tek özelliği aslında burasında olan ipler. Bunun fiyatı 50 liraydı ben aldığımda. Defacto'dan bir pantolon aldım. Bu pantolonun da şöyle ilk bakışta aslında şurasındaki yırtıkları dışında pek bir esprisi yok gibi görünüyor ama ben bu pantolonun şu paçasını gördüğümde hatta şöyle çevireyim. Hani beni yalnız bırak emri veriyor sandım. Ve daha sonra diğer paçasını gördüm. Benim alışverişim bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir ve en önemlisi umarım eğlenmişsinizdir.
Dediğim gibi ürünlerin yani bulabildiklerimin hepsinin linki açıklamalar kısmında olacak. Böylelikle çok rahat bir şekilde ulaşıp siz de alabilirsiniz. Fakat video sırasında söylemediğim bir şey daha var. O da internet üzerinden yaptığım alışveriş yani White Market USA internet sayfasına bir göz atmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel kıyafetler var. Hani ben sadece 3 tane parça aldım fakat daha sonradan gelen ve çok beğendiğim ve şu anda da almayı düşündüğüm birçok ürün var. Bu yüzden göz atmanızı isterim. Pantolonlarından tutun sweatshirtlerine kadar her şey aslında çok havalı, çok tarz, çok farklı. Yani görmeye alışık olduğumuz kıyafetlerin sınırlarını zorlamışlar. Bu yüzden aslında size siteyi tavsiye ediyorum. Evet, benim okulla ilgili sizinle paylaşacaklarım bunlardı. Kanalıma yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayın istediğinizde de bana Instagram üzerinden veya yorumlar üzerinden yazmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.